Bundan 50 yıl önce, 50-55 yıl önce Cevahir ve arkadaşları ortaya çıktığında tarihin her sayfasında isyan edenlerin, zulme, sömürüye baş kaldıranların her yenildiğinde tekrar zalimlerin karşısına dikildiklerini bir kez daha bütün dünyaya, ülkemiz halklarına yeniden gösterdiler. Cevahir 52 yıl önce 1971 yılında katledildiğinde onu öldürerek mücadeleyi, isyanı, haklarımızın, insanlarımızın öfkesini bastıracaklarını zannedenler tarihin bütün aşamalarında olduğu gibi büyük bir yanılgıya düştüler. O günden sonra doğan çocuklara Hüseyin adı verildi. Cevahir adı verildi. Cevahir'in fikirleri, kavgası, hayatı o günden bugüne yaşamaya devam etti. Hüseyin Cevahir yoldaşın yaşamı ve fikirleri insanlar dünya üzerinde yaşayan bütün topluluklar, özelinde ülkemizdeki halklarımız her karamsarlığa düştüğünde nasıl yaşamamız gerektiğini, nasıl bir yaşamı hedeflememiz gerektiğini ve nasıl bir yaşam için mücadele edip hayatımızı ona adamamız gerektiğini bizlere bedenlerini şahit tutarak gösterdiler. Toprağa düşenlerin bayraklarını ardılları alıp yürüyecek. Bizler de Sosyalist Meclisler Federasyonu ve Dersim Belediye Başkanı olarak bu süreç içerisinde sosyalizm adına, sosyalizm mücadelesinde ezilenlerin, emekçilerin, kadınların, Kürtlerin, Alevilerin, Türk işçisinin, Türk köylüsünün, bütün ezilen emek grubunun tamamına dair yapılan bütün zulme karşı mücadelelerini bütün alanlarında bunları sürdürmeye devam edeceğiz. Yani bugün Cevahir yoldaşın 1971 yıldaki toprağa düşüşü düşmediğini burada sizler ve siz yoldaşları gösterdiniz. Bizler de onların bıraktığı yerde sosyalizm mücadelesini alıp yürümeye ve bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bilmeliyiz ki zulümler her alanda, her yerde, her dönemde oldu. 1850'lerden beri buna karşı bir mücadele var. Marksizmden, Marks'tan bugüne, Mustafa Süpri'den, İbrahimlerden, Denizlerden, Mahirlerden, mazlumlardan alınan o güç, o mücadele ruhudur aslında bizi burada bir arada tutan. Onun için daha çok bir arada duracağız. Bütün yenilgileri alt ederek sosyalist mücadelenin gelişmesi için, ezilenlerin kurtuluşu için, yoksulların kurtuluşu için, fakirlerin kurtuluşu için, işçi ve emekçi ve köylülerin kurtuluşu için hepimizin omuz omuza yoldaşça ama hakikaten yoldaşça bir arada durma çalışmalarını daha da güçlendirmemiz lazım. Başka çaresi yok. Başka bir yol da yok. Hüseyin Cevahir yoldaşların bize bıraktıkları bayrağı daha da ileriye götürerek bir arada durarak mücadeleyi sürdürmemiz lazım. Hepimiz bir arada durdukça kazanacağız. Biz kazanacağız. Halk kazanacak. Ezilen tüm halklar kazanacak. 68 kuşağının 71'deki çıkışı, 69'daki çıkışı nasıl o dönemde Hüseyin Cevahirler ve yoldaşları devrimci bir çıkış yaptılarsa bu sönümlenmiş bu süreçte de mutlaka devrimci bir çıkış, ciddi bir çıkış olacaktır. Bunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Biz her zaman devrimciden yana, devrimci çıkıştan yana, ezilenlerden yana tavrımızı koydukça çünkü haklı olan biziz. Haklı olan devrimcilerdir. Haklı olan her zaman ne kadar yenilgileri olsa da ama mutlaka bir çıkış bulacaklardır. Ve bulmaya da devam ediyoruz. Bu anlamda geldiğimiz bu süreçte
bu sürecin içerisinde bu ana kadar tarihsel süreçte şehit düşenleri bir kez daha saygıyla anıyoruz. Hüseyin Cevahir 1 Haziran 1971'de vücudundan çıkan 23 kurşunla yere düştü ama ölmedi. Hüseyin Cevahir tohum oldu. Binlerce Hüseyin olarak, Mahirler olarak, Ulaşlar olarak bugün yeryüzünde bu topraklarda yaşadı ve mücadelesini kaldığı yerde sürdürüyoruz. Cevahir arkadaşlarının devrimci mücadele bitmedi, bitmeyecek. Onların devrimci mücadelesini bugün bizler örnek alıyoruz. Cevahir ve arkadaşlarının açtığı yolda Türkiye Sosyalist Hareketi'nin bir kutup yıldızı olacaktır. Hüseyin Cevahir ve yoldaşları bu toprakları, bu topraklarda yaşayan emekçileri, halkı çok sevdi. Bugün Hüseyin Cevahir'i almak demek bu ülke topraklarının şirketleri, emperyalistlerin askeri, ekonomi ve siyasi olarak işgaline karşı durmaktır. Barikat olmaktır. Bugün Hüseyin Cevahir'i almak demek yoksulluğun, işsizliğin kol gezdiği, çocukların büyümediği, yatağa aç girdiği bu topraklarda aynı Hüseyin'in yaptığı gibi sömürü düzenine ve son verme mücadelesini büyütmek demek. Onların değerlerini, onların çizdiği yolu ve kendi öz gücüne güvenen siyasi yapmayı ve büyütmeyi and içiyoruz. Hüseyin Cevahir bu topraklarda binler oldu. Bizimle büyüyor, yeşeriyor. Bugünkü faşist tek adam rejimine karşı hep birlikte aynı olarak mücadeleyi büyüteceğiz. Büyütmek için söz veriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki onları almak demek, onların gibi mücadele etmek, onlar gibi düzene karşı barikat kurmak demektir. O yüzden yolumuzu aydınlatıyor ve karanlığa ışık oluyor. Hüseyin Cevahir onların açtığı yolda tam bağımsız emperyalist sömürünün sonlandığı eşit, özgür bir ülke kurma sözü veriyoruz. Bu ülkeyi kuruncaya kadar mücadelemizi büyütmeye söz veriyoruz.